Hanımlar beyler, Murdered Soul Suspect'in 6. bölümüne hoş geldiniz. Zamo TV'de yepyeni bir bölüm. Şimdi bölüme geçmeden önce, devam etmeden önce 5. bölümde biraz yan görevlere hücum ettik. Farkındayım. Yani ana hikayeden biraz koptuk. Ama keyifliydi. Bir iki vaka çözdük. Bir tanesi bir intihar vakasıydı. Diğeri de bir trafik kazasının nasıl sonuçlandığıyla ilgili karşı tarafı, karşı ruhu bilgilendirmiş olduk ve onları ikisini birden huzura kavuşturmuş olduk. Ondan sonra karakola geldik. Biliyorsunuz Joy Foster karakola geldiğini düşünmüştü karakterimiz. Buraya geldik, içeriye girdik. Burada çan katilin delil odasıymış burası. Burada Rex adamlarını toplamış. İşte katil çok güçlü, yakın dövüşte çok iyi. O yüzden dikkat edilmesi gerektiğini polis memurlarına anlatıyor. Polis memurlarını biraz açıkçası korkutuyor. Polis memurlarında endişe hakim. Yani hepsinin zihinlerine baktık. Hepsi böyle bir kendi çapında korku içindeler. Ama Rex ne dedi? Bu kadar eğitim aldınız. Artık dedi bir polisi öldürdü bu kişi. Ve bu kişiyi artık dedi vurabilirsiniz, öldürmek serbest. Yani emirleri verdi polislerine. Biz de ne yaptık? Hazır buraya gelmişken sağa sola baktık, etrafı inceledik. Bir takım şeyler elde ettik mi? Hayır. Ama en önemlisi neyi elde ettik? Biz buraya Joy Foster için gelmiştik. Joy Foster neredeymiş? Nezarethanede. Burada kendisini yakalamışlar. Şimdi burada görevimiz onu bulmak. Onu bulduktan sonra ne olacak bakalım, göreceğiz. Şimdi nereden başlayalım? Öncelikli olarak. Şimdi bir dakika, o odada kaçırdığımız herhangi bir şey yoktu galiba. Şurada bir şey gördüm. Evet, tanığın giysi tarifi. Katil hakkında biliyorsunuz bilgiler içeren kağıt parçaları var. Tanık siyah kapşonlu bir adam gördüğünü söyledi. Siyah pantolon ve ayakkabı. Genel tanıma uyuyor. Yüzünü görememiş. Yani göremez. Adam peçeyle dolaşıyor. Şimdi şu tarafa gidelim. Bakalım neler var, neler yok. Böyle bir odaları gezelim tek tek. Cebinde bulunan taş parçaları intihar ettiğini gösterebilir veya mesleği gereğidir. Hiçbir şiddet belirtisi yok. Şüpheli de yok. Şimdi biz ne demiştik ki 5. bölümde? Katilin bir takım resimler topluyorduk hatırlarsanız. Bu resimlerde hep böyle intiharla ilgili maktulün intihar ettiğine dair bilgiler içeriyordu. Ama hepsine bir intihar süre. Bu Soderbergh'in davası. Soderbergh bu şekilde intihar ettiğini gösteriyor. Cebinde bulunan taş parçaları vesaire vesaire. Yani her birinde bir intihar süsü var. Ve üzerlerinde de bir çan resmi. Şimdi bu tarafa bakalım bir de. Burada pek bir şey yok. Şuraya girelim. Burada ne var? Evet. Bu da A nokta Grace. Bu da polis kaydı. Görünüşte kaza geçirmiş gibi duran başka bir dava. Eldiveniyle tozlu pencere camı üzerine çizilmiş çan sembolü hariç. Bakın bunda da bir çan sembolü var. Yine aynı katil. Farklı bir ölmüş insan. Öldürülmüş insan. Şimdi buralarda pek bir şey yok. Burada plaket gördük. 1777 savaş plaketi. Ocak 1777'de bu bölgede kıta ordusunun cesur askerleri Boston'dan yardıma gelene kadar 3 gün boyunca çok fazla sayıda İngiliz kuvvetlerini durdurdu. Salem hakkında bilgiler almaya devam ediyoruz. Salem'in tarihi. Gerçeklik payı var mı yok mu, orası tartışılır. Şimdi şöyle şu aralara da bakalım, bir şeyler kaçırmayalım. Böyle bir şey görürsem zaten yanıp sönen şeyleri biliyorsunuz, kötü ruh denen, yani etrafı etkilememiz için kullanılan parçalar. Şurada bir şey var.
Soderbergh'in kişisel bilgisi. Greta Soderbergh, bayan, 17 yaşında. Ölümü lise mezuniyetinden bir hafta önce gerçekleşti. Ulan 17 yaşında kızdan ne istedim be, şerefsiz. Burada iblis var, burayı kapatmış. Buradan geçemeyiz. Şimdi bu tarafta herhalde başka bir yer kalmadı diye tahmin ediyorum. Şurası var galiba. Bir saniye. Ya ne bakıyorsunuz öyle, aklımı alıyorsunuz ya. Arkadaş. Nelson davasında gelişme. Davada hala bir şüpheli yok. Bunun kaza olma olasılığı düşünülse de cinayet olduğunu işaret edecek tek şey keçeli kalemine yazılmış bir çan sembolüydü. Kalem üzerinde de herhangi bir iz bulunamadı. Bakın görüyorsunuz bir sürü insan var. Yani sadece bize sınırlı değil. Birçok insanı öldürmüş bu şerefsiz. Buradan da bir geçiş yok. Okey. 1776 savaş plaketi. 1776 yılının Aralık ayında bu bölgede kıta ordusundan 13 asker İngiliz birliklerinin sürpriz saldırısıyla mücadele ederken hayatını kaybetti. Evet, bilgiler almaya devam. Buradan geçemiyoruz zaten. Taraf müsait. Sen ne yapıyorsun lan burada? Bu ne oğlum, kendini mi asacaksın? It's too complicated to get into. Let's just say that I wasn't about to let some judge decide how to spend the rest of my life. That's my choice, so I made it. Either way, no, it doesn't matter now, does it? If it didn't, you wouldn't still be here. Maybe I can help? Nah, I appreciate it, but you know, it looks like you got your own shit to deal with. Vay, adam yardım vardım istemedi. Kendi sorunlarım var zaten diyor. Onlarla ilgilen diyor. Boş ver beni diyor. Ay. Ay, neyse as o zaman kendini abi, karışmıyorum. Aa, burada da biz yatmışız zamanında. Bu biz değil miyiz? Hayatımı gözden geçir. Only I could tell my younger self what I would become. İlk suçlarım diyor. Bir dakika ona bir bakmam lazım. Bilgiler, bilgiler. İlk suçlar. Bir kez suç işlerken yakalandınız mı dikkatli olmalısınızdır. Ama ben olmadım. Ve babamın yüzündeki sert bir gülümsemeyle yanıma yaklaşırken elinde dövme makinesi olduğunu gördüm. İşlediğim suçları vücuduma dövme olarak yaptı. Böylece suçlarımı unutmam imkansız olacaktı. Zaten oyunun baş tarafında da bahsetmiştik. Başında da söylemiştik bunu. Her olayı, yani her suçla işlediği suçu vücuduna dövme olarak yansıtmış. Bunu da yapan aslında babası. Babası bir dövmeci galiba. Dövme makinesiyle yapmış bunu. Yani evliliğimizden tutun eşimizi kaybettiğimize kadar her şey. Burada bir şey var, bir dakika. Evet, yine o kızımız buraları karalamış. Bu niye her yerde böyle dolaşıyor, ben anlamadım ya. Verilen bütün cezalar otoriteye saflık kazandırmaz. Geç bu işleri kızım ya. Bu tarafta bir şey yok. Şuraya bakalım. Aha. 7 tane daha gerekli. Bari şunu bulalım ya. Allah, şu silahı bulalım ya. Bakalım ne çıkacak. Burada bir şey var. Adli tesis plaketi. Bu adli tesisin kurulmasına izin veren ve bu şehirde yaşayan insanlara daha iyi hizmet eden Salem'in gizli bir vatandaşının minnettarlıkla tanınması. Evet. Salem hakkında ufak bir bilgi daha. Galiba otopsi mi? Otopsi yeri galiba. Aynen. Yavrum sen nerede öldün ya? Aa bir dakika. Aa bu benim lan. Altı üstü bir dövme alma uzadı. Ne bu kuzgun zincirlenmiş gibi hapishane parmaklarını tasvir etmiş. Adamlar dövmelerimizi tartışıyor ya. Neyse biz olayımıza bakalım. Kendi cesedimi görüyorum.
Sizi buna hiçbir şey hazırlayamaz. Kendi cesedini görmek. Şimdiye kadar hiç böyle hissetmemiştim. Tanrım, bir suçlu gibi görünüyorum. Şimdi... Burada da biri var, kendine bakıyor zavallım. Aa, ne kadar da güzelmişsin sen ya. Sen ne yaptın sen kendine? Ne oldu? Neden bunu izliyorsun? Neden bunu izlediği belli. Ne olduğunu soralım. Mind if I ask what happened? What does it look like? I died. Yeah, I can see that. I meant, how did you die? Autopsies aren't this thorough when the cause of death is cut and dry. I don't know. A bunch of pills. Some were sleeping pills. It was supposed to be peaceful. I didn't know that you wake up. What am I supposed to do now? Lan, uyku hapıyla mı öldün sen? I wish I knew, kid. Evet, talihsiz ölümlerden biri. Ulan. Uyku hapına aşırı aldı galiba. Evet, şimdi bu tarafta bir yer kalmadı. Şuradan kestirmeden gidelim hemen. Bir daha. Tamam, şimdi şuraya gideceğiz. Nelson'ın kişisel bilgisi. Claire Anna Nelson, bayan, 20 yaşında öğrenci. Ya Allah Allah, nedir bunlardan istedin ya? 17-20, yani yaş aralıkları çok küçük yani. Ne istedin bunlardan ya? Aa, şey değil mi? Tamam. Bizim kadınımız burada. Bu anahtarların her biri bir suç diyor. Evet, asi kızımız burada da ifade vermiyor. Burada da sus pus, burada da asi. Look, I might be able to help you. Is your mom's book from the Bell Killer case here? Yes, and it would probably help me find my mom, but as I told you before, you're dead. How can you possibly help me? I know this place better than you. Sana nasıl yardımcı olduk? Oluruz sana, niye olamayalım ya? Bilgi. I don't know. Fiziki olarak olamasak da bilgi kardeş. Baxter. Alright. His office was on the second floor. You stick with me, I'll get you there. Let's go. Baxter'la bir iş yapmış galiba annesi. They're watching. Ha, kameralar izliyor. Not for long. Baxter'ın odasına gideceğiz galiba. Ama önce şu kamerayı halletmemiz lazım. Aa, bunu buradan çıkaracağız. Bir dakika şimdi, dur. Bunu bir alayım da dur sen bir. Hele bir yerinden kımıldama. Şunları toplamam lazım. Var mı başka? Başka tüfek istiyorum. Tamam, yok, gel. Gel. Aa, gelmiş bile lan. Benden önce gelmiş. Nasıl çıkartacağız? Ya burada da sağdaki soldaki objeleri büyük ihtimalle harekete geçireceğiz. Milleti etkileyeceğiz. Öyle gözüküyor. Şimdi kız nerede lan? Aa, şurada çömmüş. Bir dakika, şimdi kimi etkilemem gerekiyor oradan geçmesi için? Bunu mu? Bu galiba. Polisi etkilememiz gerekiyor. Seni şununla şunu etkileyebilir miyiz? Hah, gel bakayım sen şöyle. Gel. Geç. Şimdi bunda mı sıra? Sen de buradan gel. Devam et. Şimdi burada kim etkiler? Şunu. Sen de gel bakayım bir dakika. Şuraya gel. Gel. You need to hurry. Kaç. Lan nereye gidiyorsun? Orada iblis var ya. Bir dakika. Sen orada kal bir dakika. Ben şuralara dolaşmam lazım ha. Buralara dolaşmam lazım. Çünkü tüfek arıyorum. Kızı bıraktım abi. Tüfek arıyorum. Bak, burayı ben dolaşmıştım zaten.
Şu odaya girdik mi? Oraya gir, tuvaletmiş burası. Şöyle bir dolaşalım bakalım. Kızdan daha önemli şeyler var. Aha. Bak, bak gördün mü? 5 tane daha. Nerede bu 5 tane? Hadi buyurun. Bir dakika. Şurası mı kaldı? Bu tarafta. Aa bu ne? Bir dakika. Hey, Baxter. You still relying on that wizard lady? You know I ain't into all that spiritual crap. But she's onto something. Results are results. You find a more reliable source, you let me know. Bak sen, ipneye bak. Baxter tanığın... Baxter başka davaya atanmasına rağmen hala çan katili davasına çalışıyor. Ulan bunun bir çıkarı var ama anlamış değilim. Kızın annesini tanıyor bu arada. Orada nezarethanede de konuşurken dikkat etmişsinizdir. Annesiyle bir iş yapmış galiba. Evet. Şurada bir şey var. Şüpheli salıverildi. Siyah kapşonlu bir erkek. Sağlam bir mazeretten sonra salıverildi. Ne alaka ya? Kesin yanlış kişiyi aldılar. Bir tane de burada var. Güzel. 4 tane kaldı. Bu sefer tamamlayacağız bunu abi. Tamamlamadan çıkmak istemiyorum. Neyin nesiymiş bu? Öğrenmem lazım. Yani hayalet hikayeleri diyor ama... Aha şurada da var bir şey. Kayıp kişiler raporu. Jennifer Galbaik, ince vücut yapılı beyaz bir kadın. Amigo kızlık yapan arkadaşları tarafından en son Ashland Hill mezarlığında görüldü. 2 gündür kayıp. Lan mezarlıkta ne yapıyordun sen ya? En son mezarlıkta görülmüş. Şimdi... Ha buraya bakmıştık pardon. Buraya bakmıştık sanıyorum bir şey kalmadı. Şimdi bir kızın yanına gidelim. Neredeydin lan kısa? E nasıl geçeceğim buradan şimdi? Hadi buyurun. Nice job kid. We're almost there. Ya kes sesini amigo'ya ihtiyacı yokmuş. Bu bunları da görüyor yani. Enteresan olan. Yani biz onun üstünden geçemeyiz. I'm a ghost, not a plane, all right? And look, you need me to tell you which office is his. Bizi oradan geçirmen lazım yavrum. Don't read any of my thoughts. Ya okumayacağız düşüncelerini merak etme. Hadi geç 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 geç. Görüyor bunu ama geçebilir yani geçiyor fizik yerinde olduğu için öyle olmadığı için herhalde ama görebiliyor psikik güçleri var annesi de öyle annesi hatta daha bilgili şimdi 2 tane polisimiz var polislere gözükmeden geçmesinde tanığa yardım et şimdi ne yapacağız bakalım bir önce bir şurada bir şey gördüm. Şuna bakmam lazım. Bu neymiş? Katilin profili. Şüpheli erkek. Muhtemelen yakın akrabası yok. Şehirde özgürce dolaşabilecek yetenekte. Sadece bir avuç tanık onu uzaktan görebildi. Bir dakika. Neredeydi o ya? Bir saniye. Bu değil. Siyah pantolon ayakkabı genel tanım uyuyor. Ya bu değil ya. Neredeydi lan o? Ya katilin profili. Bir avuç tanık onu uzaktan görebilmiş. Hiçbir iz bırakmıyor. Yani yaptığı, işlediği suçlarda, cinayetlerde hiçbir iz bırakmıyor bu adam. Bakalım ulaşabilecek miyiz bu adama? Şimdi şuradan bunları atlatalım da bir ondan sonra dolaşırız. Öncelikle şunu bir çalıştıralım. Sen bir gel bakayım. Sen gel. Öbürünü nasıl uyandıracağız? Bunu da şurayı çalıştırsak. Tamam o da geldi. Tamam yürü. Yürü 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 yürü. Lan oraya girme be. İyi madem sen oraya girdin. O zaman bekle orada.
Ben şurayı da bir dolaşayım. Şurada bir şey gördüm. Grace'in kişisel bilgisi. Anna Grace, yasal bir orta ismi yok. Bayan 22 yaşında. Bak bu da küçük. Bilinen yakın akrabası yok. Kamuya yaptığı hizmetlerden dolayı adı Bayan Agatha olarak kayıtlara geçti. Yani 17. Aha şurada. Evet, güzel yere saklamışsınız ama buldum. 3 tane daha lazım. 17 ile 25 yaş aralığında genelde öldürmüş. Bayanlar daha çok tercih ediliyor. Nedense bilmiyorum. Can katilin bilgilendirme notları. Bu neymiş ya? Niye baktık buna? Şimdi buraya baktık, buraya baktık. Şimdi tarafta başka bir şey kalmadı sanıyorum. Şuraya bir girmem lazım. Bakayım ne yapıyor burada. Bir dakika sen... Aa, burada bir şey var. Aa, Rex değil mi bu? Tamam, Rex bu. That sickness she carried in her brain, you made it tolerable. Well, I guess you must be together now. Oo. Çok ince bir detay. Sanıyorum Julia da, yani eşimizde bir rahatsızlık söz konusu ve biz buna iyi gelmişiz. Yani hastalığını iyileştirdiğimizi söyleyen bir anı. Ve abisi de sonra bize müsaade ediyor. Artık birlikte olabilirsiniz diyor. Hastalığı geçti diyor. Sayende geçti diyor. Yani bu da kilit bir detay aslında. Yani yoksa böylesine suçlu bir adama kız vermezler yani kolay kolay. Şimdi Douglas polis kayıtları. Cinayet mahallinde çan sembolü hariç hiçbir kanıt yok. Parmak izi yok, DNA kalıntıları yok, belirgin bir şüpheli yok. Allah Allah, sen nasıl bir adamsın ya. Douglas'ın kişisel bilgisi. Karen Mary Douglas, bayan 37 yaşında. Hayret ya. Muhasebeci, evlenmemiş, suç kaydı yok, kötü alışkanlıkları yok, sosyal hayatı çarşamba geceleri OİJA yönetim kurulu partilerine katıldığı biliniyor. Ya bundan ne istedin? Sosyal hayatı yok, bir şeyi yok, suç kaydı yok, kötü alışkanlığı yok. Ne istedin bu kadıncağızdan ya? Pis herif ya. Evet, Julia'nın düşüncelerinden başka bir tanesi. Eskiden Rex'i karakolda ziyarete giderdim. Bugün Ronan'la gittiğimde orayı yepyeni bir ışıkla görmek gibiydi. Çan katili davasına ayırdıkları bir oda gördüm. Bildikleri ve tahmin ettikleri her şey bu odadaydı. Odaya giren çıkan insanların garip bir enerjisi vardı. Orada bazı dini kuralların olup olmadığını düşündüm. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Evet. İşimizin aldığı notlar. Vallahi reklamı da yapıştırmışsın ha. Square Enix'in oyunu bu. Oynadığımız oyun. Just Cause 2 de onun oyunu olduğu için oyunun içerisine farklı bir oyunu afiş olarak yerleştirmiş, reklam yapmışlar. Güzel mantık. Buraya da başka bir oyun eklemişler. Kamerada gördüğümüz Deus Ex yine Square Enix'in oyunlarından bir tanesi. Çifte reklam yapmışlar bu bölümde. Şimdi başka bir şey yok galiba burada. Rex'in odasında. Şimdi kızcağız burada bekliyor. Bakalım bir dakika. Sen bir beklerken şu içeriye de bir göz gezdireyim ya. Belki bir şey bulurum. Tüfek lazım. Tüfek. Aha şurada bir şey var. Evet. Bir tüfek daha galiba. Bravo. Bravo. Cinayetlerin haritası. Haritada listelenen ölümler arasında bir bağlantı ihtimalini araştırıyoruz. Resmi bilgi gelinceye kadar bağlantı hakkında açıklama yapmayın. Evet, cinayetlerin işlendiği mevkiler. Bir harita yapmışlar. Şimdi buraya baktık. Buraya baktık. Bir şey yok. Yan odaya geçtik. Buraya baktık. Burada da bir şey göremedik. Burada da bir şey yok. Masalım ne olur ne olmaz. Buralar boş. Aa, Baxter'ın ofisi. Bir dakika, kızı almam lazım. Kız. Ne bekliyorsun orada sırık? Close. Where is everybody? Detectives usually work the day shift.
Okay, but which office is Baxter's? It's in the back hallway to the right. Okay. Aynen. Evet. Şimdi Baxter'ın ofisine biz de gideceğiz. Hadi gidelim bakalım. Zaten etrafı dolaştım. Buradan kısa yol yapalım. Are you trying to get caught? You're about as stealthy as a tornado. The desk was like that when we got here. Geldiğinde bu masa böyleydi diyor. Yalancıya bak, onları karıştırırken yakalamışlardır seni. Tiny little room. Who knows? Uydu galiba baktı. Ona fokuslandı çünkü. Meksikalı fotoğrafın Rex'in bastırdığını sanıyor. Diğerleri kimmiş? Bu adamı tanıyorum. Çocukken onunla karşılaşmıştım. Geç. Bu dosya gizli. Bu niye gizli? Neyse, biz buna fokuslandığı için bunu seçelim. Evet, doğru. Looks like someone was hiding your real rap sheet. Now I have proof. He never used that. Bana karşı şantaj dosyasını hiç kullanmamış. Sure, take your time. No rush. I'm sure the book will find itself. All right, just calm down a second here. Cops don't hide things in plain sight. We need to figure this out. Gözünün önünde bir şey saklamazlar. Tanrı'nın annesinin günlüğünü bulmalıyım. Rex Baxter'ın bana sabıka kaydında şantaj yapmasına engel oldu. Bir yeni mesajınız var diyor. Bir dakika. Yeni mesaj. Birisi Baxter'ın telefonuna sesli mesaj bıraktı. Bir dakika. Hey, can you check that voicemail message? Video. I told you, you're off the case. Now we need all the files in that psychic's book in my office now. Rex was still asking for the book, so it is probably still in here somewhere. Good. Bu yerde bir şey var. Baxter muhtemelen günlüğü ofisinde bir yere sakladı. Çünkü Rex onu istedi diyor. Şimdi bu odada onu bulmamız lazım. Şu anda 10 ipucundan 3 tanesini bulmuşuz. Bu yerde de bir şey var. With each murder changes, the inner zeal is the same. This is why the killings seem random, unrelated. But the police can't see these connections. Except Officer Baxter. I can't say I trust him, but he's my only chance. Cinayetler hakkında, bu ses bu arada annesinin sesiydi, kızın annesinin sesi. Cinayetler hakkında Baxter kimsenin kuramadığı bağlantıyı görmüş. Yani kimsenin göremediği şeyi gördüğünü söylüyor. Yani ona güvenmiyorum ama diyor başka seçeneğim yok diyor. Bu yüzden Baxter'la iş yapmış annesi o zaman. Yani şurada bir kitap var. Salem tarihi merakı. Baxter Salem tarihi hakkında kitaplar okuyor. Normalde umursayacağı bir şey değildir. Allah Allah. Şimdi bunlar neymiş? Promosyon takdirname. Baxter'ın terfisi. Adamım dedektif olmaktan çok gurur duyuyor. Aa, bir tane de burada var. Akademi sınıf fotoğrafı. Baxter 2 yıl önce akademiden mezun oldu. Ne oldu? 10 ipucundan 6 bulduk. Şimdi bir dakika, başka neler bulabiliriz? Masada bir şey var mı başka? Yok. Şuralarda hangi bir şey yok. Ha, şu ne? Palavra. Bowling şampiyonu. Baxter'ın boş zamanlarında yaptığı şey bu. Bowling oynuyormuş. Burada da bir şey var.
Baxter'ın biletleri. Baxter kasabadan neden ayrılacaktı? Allah Allah. Ne oldu? 8 oldu. 2 tane kaldı. Burada şey yok. Aha. Ne bu? Duvardaki ize ne sebep oldu? Ne izi lan? Gölge vuruyor. Aslan üniforma, silah rafı. Leke olmuş. Leke olmuş gibi duruyor ama bir şey fırlatılmış. Dur bir bakmam lazım. Evet, bir leke var. Boya lekesi. Sürtünme var. Galiba bunun arkasında bir şey var. Kitap bunun arkasında olabilir. Bir daha bakalım bir dakika şimdi. Leke olmuş. Bir şey baskı uygulamış. Bak bu olabilir. Bir şey çizmiş de olabilir. Yakın leke olmuş diyelim. Tamam. Şey baskı uygulamış. Ya da bir şey çizmiş diyelim. Aa. Olmaz. Olmaz. Bir dakika. Bir şey baskı uygulamış diyelim o zaman. Tamam. Silah rafı. Aslan üniforması. Ya silah rafı var orada. Evet, kaydırma var. Görünüşe göre silah rafı menteşeli ve arkasında bir bölme mevcut. Şuraya da bir bakalım. Gizli kol var, aynen. Normalde mandallar silah raflarını sabitlemek içindir ama bir tanesi normal değil. Kıza söylesem iyi olur diyor. Tamam. Gel gel, boşunu arama, gel burada. Ya hani işe yaramazdık ölüyken, aldın mı? Oh, please tell me you understand what all these symbols are. Yes, some of them. That's weird. The last thing she wrote is he knows about me. Aa, bu kapıyı hatırlıyorum ha. That means he was after her. You don't know that. Girememiştik. Oyun bizi oraya sokmamıştı. Wait, what is that? One of them. The museum. Müze. That's strange. Why would this be in her book? I don't know. Just take it and figure it out later. She's here somewhere. I'll check here. Head toward the back office. Eyvah. Geliyorlar. We gotta go. Stay out of sight. Go, go! Şimdi gala davetiyesi. Salem Tarih Müzesi için gala broşürü. Neden bu annesinin günlüğünün içerisindeydi? Tamam, devam edelim. Bir saniye, şimdi seni kurtaracağız. Bir dakika, önce şunu bir oyalamam lazım. Gel bakayım buraya sen. Yok, burayı işlemedi. O zaman şöyle yapalım. Buraya gel. Tamam. Tamam, çok süper. Gel gel gel. Fırla 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 fırla. Aa, ben buraya çıkmadım lan. Bir dakika, bak şurada bir şey var ha. Aha da. Hayatım gibi. Aa, Baxter'la bizim olay. Baxter beni tehdit etmeye çalıştı. Baxter bana geçmişimle şantaj yapabileceğini düşünüyor. Sanki geçmişim verebileceği tüm zararları bana vermemiş gibi. Yavşak. Şimdi bir dakika. Şimdi sen burada dikiliyorsan bir dakika. Şimdi seninle bir konuşalım. Hold up, hold up. I need to make sure the coast is clear. Rex. Aa, Rex elinde çiçeklerle geliyor. Hayırdır? Right, you're gonna need to make a break for that room over there, but wait for my signal. Hey, LT. Hold up. You know what this fire drill is all about? Go, go, go. Çavuş da orada. Come on, come on, come on. Evet, kızın kaçtığını anlamışlar.
I'll check after we catch her. Hey, you know, I just wanted to say that. Bunun en iyisiydi. Rosette'in oğluyla taşıdı. Boy's bad with Anna. No, I hate it when people lie to me. I'm not lying. I just, you know, there's no reason to tramp on his grave. He wore the badge because he thought it was intimidating, right? He thought it would make up for all the crap he did when he was younger. Make it right or better. Yavrum benim, işte bu, işte bu. Aslanım Rex. Ölünün arkasından konuşulmaz. Adam bak görüyorsunuz. Gayet dürüst davranıyor. I understand. But at least he was honest, huh? He would look you in the eyes and he would tell you exactly what he thought, right? Yavrum benim. Here to tell you that sort of bravery. It's a rare thing these days. Yeah, must be proud of. At least he didn't try to hide who he was. Tamam, yeter bu kadar. Çok fazla kulak misafir olduk. Yeter, tamam Rex. Takdir hak ettin. Şimdi şuraya gireyim, evet. Can katili deli odası burası. Everything we know about the case so far. Well, I got what I need, so. Hayda, nereye gidiyorsun gene ya? How would I just leave it as? Allah Allah, sana bir borcum mu var diyor ya. Tabi var lan, o kitabı bok bok arıyordun orada. Mal mal yerlere bakıyordun. Ben olmasam bulamayacaktın. Çok bilmiş. Hep tavır ya, hep tavır. Ulan bu silahları gene bulamadık ya. Şimdi bir dakika. Neredeydi o silahlar? Hayalet hikayeleri. Bir dakika. Ulan iki tane kalmış ya. Ama şurada bir plaket var. 1775 Hisar plaketi. Bu bölgede İngiliz ordularına karşı 1775 yılında kurulmuş bir hisara rastlandı. Karakolda tarih okuyor resmen ya. Ulan silahları arayacağım da zaman kaybı yaşayacağız ya. Neyse. Bırakıyorum abi. Bir dakika, şuraya baktık mı? Bu tuvalette baktık buraya. Yok abi ya. Bunlar öyle yerlere saklıyorlar ki. Birkaç tane serpiştiriyorlar böyle güzel güzel yerlere. Yani görünebilir yerlere. İki tane, üç tanesini falan böyle gizli bölmelere koyuyorlar. Gizli yerlere koyuyorlar. Neyse, biz çıkalım ya. Şimdi onlarla zaman kaybı yaşamak istemiyorum. Hikayeden kopuyoruz. Şimdi bu kız nereye gitti? Şimdi bir müze var elimizde. Bir de o kapılı bir yer vardı. Orayı görmüştüm aslında. Aa, burada. You can't get away that easy. If you care about the case so much, find your own damn clue. You won't find your mother without me. Yani bensiz olamazsın koçum. Elinde bana yardım etmesi sağlayacak ne var? Katilin nedenleri, can kadın temelen Tanrı'nın annesini arıyordu. Neden onun hedefi haline geldi? Şimdi bu bizim bildiğimiz bir şey değil. Yani kızı bağlayacak bir sebep göstermemiz lazım. Tanımıyor. Peki benim ölmemi isteyen kimdi? bu da olamaz çünkü onu biz de tanımıyoruz. Tanrı'nın istikameti. Tanık annesinin kitabını bulmak için polis merkezine gidiyor. Tamam, bu olmuş şey zaten. Güçlü çanık, bu da olamaz. Tanrı'nın annesi kayıp. Biz de bilmiyoruz nerede olabileceğini. Bu ne? Tanan annesinden bir not. Tanan annesi bıraktığı nokta Çan Katil'in dosyasının merkezde olduğu yazıyorum. Oradan ayrıl ve merkezden dosyaları al ve benim için dön. Artık güvende değiliz, seni bulmaya çalışacağım. Şimdi bu aslında olabilir. Neden olabilir? Çünkü biz geldik, bu kıza yardım ettik ve kitabı bulmasını sağladık. Yani ona yardım ettiğimiz konu buydu. Elimde bana yardım etmesini sağlayacak ne var diye bir tane göstereceğiz. Bu olamaz, bu bizle alakalı zaten ya. Bizden kurtulmak isteyen bir model bu. Şunu gösteresim var. Çünkü bunu biz yaptık. Yani bunu biz başardık. Sana yardım et, ona yardım ettiğimi göstereceğim ki onu bağlayayım. Bunu seçeceğim.
Evet. Ya sen oraya gittin, kitabı bulamadın yavrum. Nezarethaneye kilitlendin. Your mom wrote that book to help find the killer. It's not gonna say what happened to her. The truths we're both searching for can only be answered by finding the killer. I need a pair of hands in the living world and you need a detective. Aşlan tepeleri mezarlığı. Ha, burası mezarlıkmış. Tamam, o Aşlan tepeleri mezarlığı burasıymış. Ashland Hill Cemetery. They can't see it, but it's there. What? I don't know. I guess my mom thought there was a case that was linked to the bell killer. Kilit. Kilit ipucu. Okay, we go there next. Oradaki bir şeyin katille bağlantılı olabileceğini düşünüyormuş annesi. You need me a lot more than I need you. Mistik bir olay var. Katilde de psikik bir olay var galiba. Fine. For now. Now is all I worry about. Ronan. My name is Ronan O'Connor. I'm Joy. Seriously? And Ronan is better. Don't your parents think you'd be a medieval gladiator? So we're really going to a cemetery, huh? Yep. I have to do something. So I'll just meet you there. Ne oluyor lan? Ya bunda da bir şeyler var ha. Tavırları bir tuhaf yani. Bak, kitabı aldı, böyle bir saçma sapak gidiyor. O kız ne arıyor lan orada? Ya sen neyin peşindesin ya? Bızdık. Joy'un kayıp annesini bulmak için yardıma ihtiyacı var. O da çan katilini bulmamda bana yardımcı olabilir. Ya bırak şu kızın peşini, biz kendi işimizi hallederiz ya. Amma taktın ya. Ama bir dakika lan, bunda neler var böyle? Katili bakla bilgi. FBI bir seri katilin olduğunu açık bir şekilde ortaya koyabilirse yerel görevliler desteklemek zorundadır. Salem Emniyet Müdürlüğü'nden FBI'nin basın toplantısı yaptığı saatte bir açıklama gelmedi. Ölümleri bir seri katilin eseri olarak tanımlamayı sürekli reddediyor. Kasabada gerçek olmayacak bir şeyi isterileştirmek anlamsızdır. Bu cümleyi Salem Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ingrid Larsen bir önceki bildiride söylemişti. Burada ne var? He, sonsuz alev. Bundan 8 tane daha lazım. Bunu bulamayacağız. Bu imkansız ya. Çok dağınık bu. Galiba bu sonsuz alev dediği buralarla alakalı olabilir mi ya? Etrafta böyle bir yangın havası var. Bu arada bu gri alanları sadece biz görüyoruz. Hayattakiler, normal hayattakiler görmüyor. Çünkü içlerinden geçtiklerini gördük. Ben nereye gideceğim lan? Aşlet Tepesi mezarlığına gitmemiz lazım. Buradan gidebilir miyiz? Aha, bir şey var burada. Bu ne? Tanık yanmış cesedi gördükten sonra hemen travma danışmanlığına gitti. Yanmış ceset görmüş bir tanesi. Abi yakıyor, yıkıyor. Asıyor, kesiyor. Nasıl bir şey bu adam ya? Fanteziler yapıyor çeşitli çeşitli. Burası hastane. Buraya da giremeyeceğiz herhalde. Evet, giremiyoruz. Geri atıyor. Şimdi bu hastane herhalde daha sonra geleceğiz. Şurada bir şey parlıyor. Bak, görüyor musunuz? Nereye saklıyorlar? 7 tane daha var. Bak, şurada da bir şey var. Aa, çan resmi lan. Dedektifler çan sembolüyle olası herhangi bir bağlantı bulmaya çalışıyorlar. İsmi çan olan insanlar, çanlar hakkında yapılmış felsefi referanslar, çan ile ilgisi olan her şey. Ne kadar araştırma yapsalar da boş abi, hiçbir şey bulamamışlar bunca zamandır. Olay bizde bitiyor. Şuraya bakalım. Burada galiba mezarlık yok. Devam. Buradan devam. Heh, bir şey daha bulduk.
Haber makalesi. Salem Emniyet Müdürlüğü son cinayetlerin bağlantılı olmadığı konusunu diretiyor. Bu tuhaf cinayetleri tamamen çözemedikleri belli. Bu ölümlerden ilki New England'da meydana geldi ve Amerika'nın diğer bölgelerinde. Cinayetlerin hiçbirinde ateşli silah kullanılmamış. Yanarak veya boğularak olan ölümler tesadüf mü? Yoksa bu tarz çalışma usulü kullanan seri katil mi var? Yakarak, boğarak, keserek, ya kesmiyor aslında da, intihar süsü veriyor vesaire vesaire. Hepsi fantezi kurbanı. Neyse, bunu geç, Salem bilgilerini artık çok da okumak istemiyorum. Çok araştırmak isteyen araştırabilir. Şimdi mezarlık burası, evet. Ashland Hills Cemetery. Burada bir bilgi mi yazıyor? Yok. Hadi girelim bakalım ya. Evet, yeni bir heyecan. Farklı bir bölge. Mezarlık. See, this is Julia's final resting place. Now it's just where her body is buried. Guess I'll be buried here soon. This is home to neither of us. Vay be. Just the place for others to come. Evet, gideceğimiz yer orası kardeş. Aa, biri mi gözetliyor lan bizi? İblis mi? Yoksa bizi gören başka biri mi? Aha, bu kim lan? Julia sen misin yoksa? Burada bir action şey yaşayacağız gibi hissettim. Aha. Boo. Oha, ne yapıyorsun bacım ya? Great. Harip bir alet altında izliyor. Artık alışkınız koçum. Korkutamazsınız bizi. Sorry it's been so long, Julia. Evet, Julia, sana geliyorum. Evet. Şimdi polis karakolundan çıktık. Yeni hedefimiz de Joe'yu bulmak var. Vakti de doldurduk. Ufaktan hazır buraya gelmişken, checkpoint'i de almışken kaydımızı burada kapatalım diyorum. 7. bölümde gayet heyecanlı bir bölüm olacağını düşünüyorum. Çünkü artık çok garip bir yerdeyiz. Çok action olabilecek bir yerdeyiz. 7. bölümde bizi heyecan bekliyor diyebilirim. 6. bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Bildirimleri de açın ki bir sonraki bölümlere izleyebilirsiniz. Bildirimlerini alabilirsiniz. 6. bölümde bu kadar diyorum arkadaşlar. 7. bölümde hepinizi bekliyorum. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın ve hoşça kalın arkadaşlar.